Bir zamanlar, bir köyde yaşayan güzel bir kız varmış. Kız, gül gibi güzelmiş. Her gören ona hayran kalmaktaymış. Kız, gül gibi güzel olduğu kadar, dikenleri de varmış. Kız, bu dikenlerini kimseye gösteremezmiş. Biri görür duyar diye utanç ve korku içinde yaşarmış. Çünkü, insanlar onun dikenlerini görünce onun güzelliğini fark etmeyecekler, hep dışlayacaklar diye korkarmış. Bir gün, kız bir erkekle tanışmış. Erkek, kızın güzelliğine hayran olmuş. Kızın dikenlerini görmemiş. Erkek, kıza evlenme teklif etmiş. Kız da erkekten çok hoşlanmış. Erkekle evlenmeyi kabul etmiş. Kız, evlendikten sonra, erkek onun dikenlerini görmüş. Kız, bu duruma çok üzülmüş. Erkek, kızın dikenlerinden korkmuş. Kızı sevmekten vazgeçmiş. Kızı evden kovmuş. Kız, eve dönmüş. Annesine olanları anlatmış. Annesi, kızına şöyle demiş. Kızım, gülün dikenleri var diye onu sevmekten vazgeçilmez. Gülün dikenleri, onun güzelliğini tamamlar. Gülün dikenleri olmadan, gül güzel olmaz. Sen de öylesin. Sen de dikenli bir gülsün. Ama, bu dikenlerin seni güzelleştirdiğini unutma. Bu dikenlerden korkma. Bu dikenleri, seni sevecek doğru insanı bulmana yardımcı olacaktır. O adam seni şimdi gül gibi güzelsin diye sevdi. Sen yaşlanınca gül soldu diye yine seni sokağa atardı demiş. Kız, annesinin sözlerini dinlemiş, sözlerden etkilenmiş. Ve kız artık bu ayıbından, dikenlerinden korkmayı bırakmış. Dikenlerini, onu güzelleştiren bir özellik olarak görmeye başlamış. Bir gün, kız başka bir adamla tanışmış. Adam, kıza aşık olmuş, kızla evlenmek istemiş. Kız adama ama benim dikenlerim var demiş. Adam da olsun, gülü seven dikenine de katlanır, ben dikenlerine razıyım demiş. Adam kızın dikenlerini, onun güzelliğinin bir parçası olarak görmüş. Adam, kıza evlenme teklif etmiş. Kız da adamın bu sözlerinden çok hoşlanmış. Adamla evlenmeyi kabul etmiş. Kız, evlendikten sonra, adamla çok mutlu olmuş. Adam, kızın dikenlerini sevmiş. Kızın dikenleri, onları birbirine daha da yakınlaştırmış. Sevgili abonelerim, bu hikaye, bize dikenli güllerin de güzel olabileceğini öğretiyor. Bu hikaye, bize, kusurlarımızdan, engelliysek engelimizden korkup utanmamamız gerektiğini öğretiyor. Bu hikayeyi dinleyen güzel kardeşim, eğer ki senin de yüzünde, gözünde, bedeninde bir kusur var ve sen de bu kusurundan rahatsız olup utanıp insanlar arasına girme özgüvenin yoksa, bunları hiç dert etme. Hikayede de örneğini okuduğun gibi, o kusur seni güzelleştiren bir özellik olabilir. Engelin seni kalpten sevecek gerçek doğru insanı bulmana yardımcı olacak. Hepinize sağlıklı, huzur dolu bir yaşam dilerim.